Sevgili öğrenciler, değerli öğretmen arkadaşlar, değerli veliler, bugün 5'i bir yerde oyunuyla, yani hangi oyunlarımız var? Takva Bahçesi, Güzel Ahlak Yarışı, Cennet Bahçesi, Düş Peşime, Kızma Mübarek oyunu ile karşınızdayız. İlk oyunumuz Takva Bahçesi. Öncelikle ben bu 5 oyundan biraz bahsedeyim. Millioyunlar.com sitesinden bu oyunu bulabilirsiniz. Burada firmanın bazı hatırlatmaları var. Şöyle diyor: değerli anne babalar, bütün çocuklar özeldir, bütün çocuklar çok zekidir. Oyun onlar için her şeydir. Büyüyene kadar işleri güçleri oyundur. Oyunla kendilerini geliştirir, pekiştirirler. Oyun esnasında neleri öğrenecekler? Meslekleri, ritmik saymayı öğrenerek dikkatinin yoğunlaşması, dualar, sureler, Esma-ül Hüsna, salavat getirmek, abdestin alınışı, namazın kılınışı, uygulamalı bir şekilde temizlik, israf ve sayamadığımız birçok davranış. Saygılarımızı hazırlayan Adnan Ali Güneş hazırlamış. Şimdi oyunu ben biraz baktım. Oyunda gerçekten yani kazandırılması gereken davranışlar var. Küçük çocuklarca. Dini şeyler var. Dini şeyler var. Genellikle. Şimdi dini öğretirken ahlakı öğretmeyi amaçlamış. Güzel bir proje. Ben beğendim. Beğenmediğim birkaç tane, yani eleştireceğim bir şey var. Onları da oyun esnasında denk gelirse söyleyelim. Onun dışında ciddi derecede bir davranış kartı var ama sadece bir tanesi ben bulabildim. Davranış kartı Takva Bahçesi oyununa ait ama davranış kartlarımız o kadar çok ki farklı oyunlara ait tabii ki burada, ama hangi davranış kartı hangi oyuna ait o belirtilmemiş. Bu arada şuraların altında da var sanırım diyecektim ama onları ben ayırdım. Ayırdım Orhan. Burada dikkat edeceğimiz husus hangi davranış kartını hangi oyunda kullanacağımız. Ona biraz belki diğer oyun çıkarırken dikkat ederler diye düşünüyorum. Genel olarak çok güzel, çok güzel bir proje. Özellikle din kültürü öğretmenleri bunu okullarda, derslerde kullanabilirler. Oyuna başlayalım mı? Şimdi oyun esnasında zar kullanılmıyor. Çok dini olduğu için. Bir fırıldağımız var. Fırıldakta sayılarımız var. Ne tarafa düşerse o sayı kadar gidiyoruz. Öncelikle sarıyı mı istersin, kırmızıyı mı? 4 kişilik oynanabiliyor bu arada bu oyun. Kırmızı, ben de sarı olayım. Şimdi ilk başlarken şöyle bir şey yapmışlar. Müslümanlar her işe besmele ile başlar. Kelime-i şehadet getirmeden Müslüman olunmaz. Şehadet getir, besmele çek, oyuna başla. Şimdi bu büyüklerin yardımıyla oynanması gereken bir oyun. Her çocuk bilmeyebilir. O yüzden zaten öğretmek amaç. Burada o zaman başlayalım mı besmele ile? Evet. Besmele'yi biliyor musun? Biliyorum. Söyle bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bir de diyor kelime-i şehadet getir. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden. Muhammed'den. Abduhu ve Resulü. Abduhu ve Resulü. Evet. Şimdi Müslüman olduk mu? Olduk. İnşallah olmuşuzdur. Yani tekrar Müslümanlığımızı bir tazeledik. Burada amaç, yani ben şunu söylemek isterim. Oyun esnasında bunların hepsini öğrendikten sonra, namaz, oruç, zekat, her şeyi öğrendikten sonra asıl amaç Orhancı bunlara uyabilmek. Yoksa sadece sözle söyleriz, kalple inanırız ama davranışlarımız ve sözlerimiz uyumlu olması lazım. Yoksa münafık durumuna düşeriz. Münafık da şu. Yani evet ben bunları biliyorum
namazımı kılıyorum, orucu tutuyorum ama hala yalana devam ediyorum. Hala işte kul hakkına devam ediyorum. Yani yemeye. Şimdi bunun amacı bunları yapmamak, tamam mı? Yani Müslüman olduğumuz zaman sağlam Müslüman olmak lazım. Tamam. Hadi başlıyoruz. Bir de ben şundan hoşlanmadım. Böyle fırından çok fazla dönüyor. Çok bekliyor. Olabilir. Evet. Yani biz böyle dokunalım, düşürelim mi diyorsun? Evet. 5 ile başladık. Hadi bakalım. Kırmızı sendin değil mi? 1, 2, 3, 4, 5. Diyor ki abdest namazın farzlarındandır. Abdesti göstererek anlatalım. 4 kare ilerleyelim. Abdest almayı biliyor musun sen? Tam böyle biliyorum ama böyle karıştırıyor olabilir. Yap bakalım, ben bir bakayım. İlk önce elleri yıkıyoruz. 3 kere. Ondan sonra yüzümüzü yıkıyoruz 3 kere. Ondan sonra boynumuzu yıkıyoruz 3 kere. Önce elimizi yıkadık. Evet. Sonra ağza 3 defa su verdik. Evet. Buruna 3 defa su verdik. Sonra yüzümüzü yıkadık. Evet. Sonra sağ kol dirseklere kadar 3 defa. Sol kol dirseklere kadar 3 defa. Sonra başın 4'te birine şöyle mesthediyoruz. Kulağımızla içine doğru temizliyoruz. Sonra boynumuzu mesthediyoruz. Sonra sağ ayak topuklara kadar, sol ayak topuklara kadar 3'er defa yıkadıktan sonra abdestimiz bitmiş oluyor. Bu abdesti niçin alıyoruz biliyor musun? Allah'ın karşısına çıkıyoruz. Temiz olmamız lazım. Sadece beden olarak değil. Söz olarak, kalp olarak her yönden temiz olmamız lazım. Çünkü kainatı yaratan o. Onun karşısına çıkıyoruz. Nasıl bir müdürün karşısına çıkarken hemen toparlanıyoruz, elbisemizi giyiyoruz, böyle hazırlanıyoruz ya. Burada Allah'ın karşısına çıkıyoruz. O kadar önemli ki bu ortam. Tamam. Evet, şimdi bunu anlattın diyelim. 4 kare daha ilerle bakalım. 4 kare. Evet, yani buna söylersen 4 kare daha ilerliyoruz. Evet, şimdi ben devam ediyorum. Şu an orada dursun. Sıra bende. Düşürelim. Kaça düştü? 8'e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oku bakalım. Anne babamıza en güzel hediye saygılı davranmaktır. Anne babamız için dua edelim. 3 kere ilerleyelim. 3 kare ilerleyelim. Anne babamız için dua edelim diyor. Bir dua yapalım mı? Allah'ım. Allah'ım. Anne babamızı koru. Allah'ım anne babamızı koru. Anne babamızı. Anne babamızı cennetine al. Cennetine al. Onları bizden ayırma. Onları bizden ayırma. Onlara layık bir evlat eyle bizi. Onlara layık bir evlat eyle bizi. Diyelim. Amin. Amin. Kaç kare ilerliyorum? 3 kare daha ilerliyorum. 1, 2, 3. Bir tane daha yap. Ondan sonra videoyu bitirelim. Evet, bir. Bir. Git bakalım bir tane. Bu son yaptıklarını okumuyoruz. Evet, şimdi oku bakalım. Şaka dahi olsa yalan söylemek çok kötü bir davranıştır. Üzgünüz, kötü davranış karesi, 4 kare geri yazın. Evet, şaka dahi olsa yalan söylemek çok kötü bir davranıştır. Gerçekten de öyle. Yani. Evet. Bunun şakası bile olmaz. Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem şaka yaparmış. Ama nasıl yaparmış? Hatta bir kadına yapmış. Ben bunu anlatayım sana. Sen demiş cennete giremezsin. Kadın ağlıyor, sızlıyor, çok üzülüyor. Ya diyor ben Peygamber Efendimiz'in zamanında yaşıyorum ve nasıl cennete giremem? Yani o kadar mahcup olmuş ki, o kadar yani günahkar biri miyim ben o kadar diye çok üzülmüş. O da demiş ki, yaşlıymış kadın, sen bu haline giremezsin. Sen 33 yaşında, cennete girenler genelde 33 yaşında olacaklar, tamam mı? 33 yaşında gireceksin, genç halinle gireceksin. Orada aslında şaka yapmış, yalan yok bak. O halinle giremezsin, yani yaşlı olarak giremezsin demek istemiş. Sonra kadın anlayınca sevinmiş. Tamam mı?
Burada bir yalan yok. Şaka yapmış efendim. Şimdi burada ne yazıyor? Oku bakalım. Dört kare. Şurada. Üzgünüz, kötü davranış karesi, dört kare geri git. 1, 2, 3, 4. Burada duruyoruz. Şimdi davranış kartlarında ne var? Oyun esnasında bazı karelere davranış kartı seç diyor. Bakalım. Seçtik diyelim, geldik. Bugün ettiğimiz her dua derdimize deva, hastalarımıza şifa, gönüllerimize huzur, geçmişlerimize rahmet, evimize bereket getirsin. Amin. İki kare ilerleme. Mesela koronavirüs var değil mi? Bütün hastalarımıza Allah şifa versin. Mesela böyle bir dua edebiliriz. Ben günlük böyle dua etmeye vaktim olmadığı için geceleri uyurken ediyorum. Evet, bir yatak duası eder misin bize? Yattım Allah, kaldır beni. Rahmetine daldır beni. Sağ salim büyük beni. Kazalardan, belalardan, görünmez afetlerden, her türlü kötülükten sen koru beni. Amin. Amin. Bir de şöyle bir kart geldi. Hiçbir zaman yalan söylenmemeli. Yalan söyleyenleri hiç kimse sevmez. Onlara hiç kimse güvenmez. Gerçekten de yalan söyleyeni insan sever mi? Zaten bir defa yalan söylüyorsa o çocuk veya o kişi, kimse hep yalan söyler. Benim anneannemde böyle yalan atanlar oluyordu bazen. Yalan atanlar oluyorsa demek ki onları arkadaş olarak seçmemeliyiz. Ben olsam öyle yapardım, senin yerinde olsam. Ama ben yine de arkadaş olurdum. Güzel bir dua geldi bak. Ya Rabbi öyle bir kalp ver ki taş atana gül atalım. Ya Rabbi öyle bir iman ver ki kabrimizde rahat yatalım. Ya Rabbi öyle bir aşk ver ki muhabbetinle yanalım. Ya Rabbi öyle bir yaşam ver ki rızanı kazanalım. Ya Rabbi öyle bir gün ver ki her an seni analım. Amin. Amin inşallah. Gibi böyle birçok, su içmek isteyen herkese su getir. Getirdiğin her bardak su için bir kare ilerle. Gibi kart şeyler var, cümleler var. Çevrenizde dağınık gördüğünüz 5 eşyayı düzeltin. Düzelttiğiniz her eşya için bir kare ilerleyin. Gibi güzel davranışlar var. Bu oyunu nerede bulabilirler Orhan? Öğren kanalımızda bulabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşmek üzere.